Sevgili arkadaşlar, artık son gruptayız birinci deneme için. Uzunluğu 30 metre olan bir direk rüzgar nedeniyle kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi yer ile 30 derecelik açı yapmıştır. Buna göre direğin başlangıcı ile yere dokunan uç noktası arasındaki uzaklık kaç metredir? Yani şu mesafeyi soruyor bize. Direğin uzunluğu 30 metre. Burası 30-60-90 üçgeni oluşturmuş. Şuraya A dersek şurası 2A olacak. Ve bu kırılmış bir direk. Yani 3A'nın toplamı 30'a eşittir. Demek ki A 10'dur. A 10'sa, 30'un karşısı 10'sa 60'ın karşısı 10 kök 3 olacaktır. Doğru cevap B şıkkı. Yüzeyi kare şeklinde olan bir masanın üzerinde kare şeklinde bir masa örtüsü var. Masa örtüsü örtünün kenarlarının sarkan kısımları ile masa üstünde kalan kısımları eşit olacak şekilde çapraz serilmiş. Masa örtüsünün bir kenar uzunluğu 60 cm. O zaman bunlar 20, 20, 20 olacaktır. Öyle değil mi? 60 cm olduğuna göre örtünün masa üzerinde kalan kısmının alanı. Şimdi bakın, bu bir kare. Açtığımızda masa örtüsünün bir kenarının 60 cm olduğunu görüyoruz zaten. Alanı 60 çarpı 60'tan 3600 olacaktır. Ancak şu kenar masanın dışına taşmış. Ve burası dik olduğuna göre şu kenarın alanı 20 çarpı 20 bölü 2'dir. Ve bunun gibi 4 tane yok mu? O zaman çarpı 4 bana dışarı taşan alanı verecektir. 2 dersek 400, 800 de burası. 3600'den 800'ü çıkartırsak masanın üzerinde kalan kısım 2800 santimetre kare olur. Bir kenarı 1 santimetre olan birim karelerden oluşmuş harita üzerinde ABCDE kişilerinin konumları işaretlenmiş. Buna göre o noktasında bulunan bir kişi hangi kişiye 5 santimetre uzaklıktadır? Şimdi o noktası burası. A'yı bakalım. Burası 1, burası 3. Pisagor uygularsanız 3'ün karesi 1'in karesi kök 10 olacaktır. 5 olması için aslında Pisagor'da direkt aklıma gelen 3, 4, 5 üçgeni bakayım. Şurası 2, şurası 3, kök 13. Şurası 4, şurası 3. Evet, B şahsı O noktasına 5 birim uzaklıkta. ABC üçgen, AB diktir BC ve ACD açısıyla BCD açısı birbirine eşit. AB AD'ye eşit. AB AD'ye eşit. Tamam, burası eşitse tepe noktası 40, 180'den 40 çıkar 140, 70 70 paylaştırırız bunları. Güzel. Buradaki eşitliği neden vermiş? Mantık basit. Burası 90 derece, burası 60 derece. Üçgenin iç açıları 180'dir. 90 60 daha 150. 180'den 150 çıkart 30. 2'ye böl 15 15. Tamam. Burası 70, burası 20 kalmayacak mı 90 olduğu için? 20 15 daha 35. O zaman buraya 145 kalır üçgenin iç açıları toplamından. Bir duvar saatinde akrep ile yelkovan arasındaki dar açı nokta nokta formülüyle hesaplanır. Buna göre şekilde verildiği gibi saat 12.20'de akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derece olur? Hemen baktığınızda birçoğunuzun aklına 120 derece gelebilir, ancak 120 derece değildir burası. Daha dar olacak. Cevap 110 muhtemelen. Bakalım mı? Nasıl yapacağız? Dakika kısmına 20 yazacaksınız. Saat kısmına 12 yazacaksınız arkadaşlar. Bu arada 0020 olarak da düşünülebilir. Yani saat kısmına 0 da yazarsanız aynı sonucu bulursunuz. Ne olacaktır? 220 bölü 2. Cevap 110. Hocam, bu formül müfredattan kaldırılmadı mı? Müfredattan kaldırıldığı için özellikle size vereceklerdir zaten. Soruyu sorarken formülü vererek sormak zorunda var. Yoksa yapmanız zor. Birbirine eş 4 dikdörtgen şekildeki gibi birleştirilmesiyle yeni bir dikdörtgen oluşmuş. Çevresi 42'ymiş. Alanı nedir diyor. Bakınız. Şuralara x dersek. 3x, x. Demek ki şurası 3x. Şurası x, şurası 3x. Bu dikdörtgenin çevresi 3x, 4x. 3x, 4x, 14x. 42'ye mi eşit? X buradan 3 çıkar. Peki alanı 3x çarpı 4x, yani 3 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 3, 9 çarpı 12'den 108 birim kare çıkacaktır. ABCDEF düzgün altıgen, AK eşittir 2 tane KB. Yani şuraya A dersem şurası 2A olacaktır. LC 4 birim. Tamam. Benden istediğin nedir peki?
Düzgün altıgenin çevresi. Bakın düzgün bir altıgende bölünmüş bir kenar verirse esas işimize yarayacak olan şey köşegenlerdir. Hop, köşegeni çizdim. Hemen şunu düşünelim. Bu bir altıgen. Şu kenarlar eşit uzunlukta. Şuraya 2A diyorum, şurayı 4A. Bakın 4A, 2A. Burası A değil midir o zaman? 1'e 2 oran olduğu için. Bu bir. İkincisi, şurası 30 derece, şurası 60 derece, şurası 90 derece. Bunu ikizkenar, özür diliyorum, 120, 30, 30 üçgeni ve bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Açı ortaya olacağı için 60, 60, buraya 30 kalacak. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı değil mi? Evet, hipotenüs 6A, o zaman burası 3A. Gördüğünüz gibi LC uzunluğu ne oldu? 4A. Yani A bir birim. Demek ki bir kenarı 6 birim. 6 tane kenarı var. 36 birim diyebiliriz. Beyaz renkli bir birim küplük 27 küpün birleştirilmesiyle yeni bir küp elde ediyor. Daha sonra oluşan küpün dışı tamamen maviye boyanıyor ve köşelerindeki 8 tane birim küp çıkartılıyor. Son durumda görünen mavi alan beyaz alandan kaç birim kare fazla olur? Şimdi şöyle bakalım. Şurası mavi kalacak şunlar. Şu köşelerdeki çıkartılıyor. Köşelerde üçer tane beyaz alan oluşacak. Doğru mu? Hani şunun şöyle iç yapısını görecek olursak şu içeride kalan kısım var. Ne olacaktır? Beyaz olacaktır. Sırf bunun gibi 6 tane yüzey var. Her birinde 5'er tane mavi. 6 kere 5 30 tane mavi alan var. 30 birim kare demektir bu da. Peki beyaz alanlara baktığımızda her köşede 3 birim kare yok mu? İçeride kalan kısım var. 3, 8 tane köşesi var. 24 birim karede beyaz alanlar olacaktır. Beyazdan ne kadar fazla diyor? 30'dan 24 çıkartın. 6 birim kare olduğunu göreceksiniz. Dik koordinat düzleminde ABCD noktalar arasındaki uzaklık. Biliyorsunuz analitik geometride iki nokta arasındaki uzaklık x'lerin farkının karesi, y'lerin farkının karesidir. Burada da o formül verilmiş. Bulunduğu yer koordinat düzleminde uyarlanmış bir kişi önce bu noktada, sonra buraya geliyor, sonra da buraya gelmiş. A ve B noktalar arasındaki gerçek uzaklık, şu iki nokta arasındaki gerçek uzaklık 8 kilometre olduğu bilindiğine göre BC arasındaki gerçek uzaklık kaçtır? Genellikle buralarda karşımıza özel üçgenler çıkar. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 gibi. İlk önce şu iki nokta arasına bakalım. Formülü kullanacak olursak karekök içerisinde 2 eksi eksi 1, 3 oluyor. 3'ün karesi. Eksi 1 eksi eksi 3, bunun karesi. O da 5 olacaktır. Yani A'nın B'ye uzaklığı normalde 5 birim. Ve bu 5K dersek bu neye eşitmiş? 8 kilometreye eşitmiş. O zaman K 8 bölü 5 kilometre. Bu 1. B'nin C'ye uzaklığı ise, şu iki nokta arasındaki uzaklığa bakacak olursak 2'den eksi 3 çıkartın 5, 5'in karesi, eksi 1'den 11 çıkartın eksi 12, eksi 12'nin karesi. Hop karekökü 13 birim olmayacak mıdır? O zaman 13K diyelim buna da. K 8 bölü 5'ti. 13 çarpı 8 bölü 5'ten 104 bölü 5. O da 20.8 kilometre olacaktır. Ve geldik denememizin son sorusuna. Yarı çapı R ve yüksekliği H olan bir dik dairesel silindirin hacmi pi R kare H, yarı çapı R olan bir kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp formülüyle hesaplanıyor diyor. Taban yarı çapı 4 cm ve yüksekliği 18 cm olan şekildeki silindirde bulunan suyun yüksekliği 12 cm. Yarı çapı 3 cm olan küre şeklindeki bileler su taşana kadar silindirin içine atılacak. Bir kere. İlk önce bu silindirin hacmine bakalım. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 18. 18 çarpı 16. Hesaplamam gerekiyor. Üzgünüm. Elde var 4. 10. 18. 288 santimetre küp. Pardon. 288 pi diyelim buna. Tamam. Bir tane kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi. 3'ün küpü. Sadeleşir 2. 36 pi. Bu 288 pi. Bu 36 pi. Peki şu anda bunun içinde ne kadar su var? Pi çarpı 16'nın karesi çarpı 12. 4'ün karesi, özür diliyorum. 4'ün karesi çarpı 12.
192 pi. Bakın, içerideki su 192 pi. Taşana kadar bilye atacağız. Hop, attık 36 pi. Kaç oldu? 228. Peki taştı mı? Hayır, daha var. Hop, bir tane daha 36 attım. Kaç oldu? 264 pi. Taştı mı? Hayır. Bir tane daha attım. Hop, 36 pi. Kaç oldu? 300 pi. Taştı mı? Taştı. Üçüncüyü attıktan sonra artık hacim fazla geliyor. Fazla geldiği için de 288 pi'lik hacmi vardı bunun. 12 pi kadar su dışarıya taşıyor. Evet, ilk denememizi bitirdik. Sonra sırasıyla 2, 3, 4 hepsi hazır olacak.